Donguç Akademi'den herkese merhabalar. 9. sınıf kimyada neler var? Bununla karşınızdayız arkadaşlar. Liseye başladık artık. 9. sınıf öğrencisiyiz. Böyle çetrefilli bir süreçte önemli bir sürece giriyoruz. Önemli bir döneme başlıyoruz. Ve tabii ki çalışmalar bizi bekliyor olacak. Ve tabii ki Donguç Akademi sizi yalnız bırakmıyor. Bu süreçte de her zaman olduğu gibi yanınızda olmaya devam edecek. Peki 9. sınıf kimyada karşımıza neler çekecek? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Onunla ilgili şöyle ufak bir çalışma yapmak istedik. Şimdi öncelikli olarak karşımızda hangi konular gelecek, hangi konulardan sorumlu olacağız ve bunlarda neler üzerine dikkat edeceğiz, nelere çalışacağız bunlardan bir bahsedelim. İlk ünitemiz kimya bilimi olacak arkadaşlar. Aslında bu ünite kimya bilimini adı da üzerinde zaten bize tanıtan bir kısmı olacak. İlk kısmımız kimyadan kimyaya olacak. Bu kimyanın tarihçesini öğrendiğimiz, simya diye başlayan ve kimya olarak sonuçlanan yani büyük bir bilime dönüşen süreci detaylarıyla inceliyor olacağız. Kimler buna katkıda bulunmuş? Hangi bilim insanları bu konuda çalışmalar yapmış? Bunlara değineceğiz. Ardından tamam kimya bilim haline geldi. Peki bu kimya biliminin alt başlıkları nelerdir? Neleri içeriyordur? Bunlardan bahsedeceğiz. Kimya disiplinleri diyerek ve ardından kimyacılar neler üzerine çalışmıştır? Hangi endüstrilerde kimya vardır? Bunlardan yine bahsediyor olacağız bu ünite altında. Ardından elementler ve bileşiklerden bahsettiğimiz, bunların sembol ve formüllerinden bahsettiğimiz sembolik dili diyeceğiz kimyanın. Son olarak da kimya uygulamalarında iş sağlığı ve güvenliği kısmı diyeceğiz. Burada da laboratuvar işin içerisine girecek. Laboratuvar kuralları nelerdir? Laboratuvardayken neler yapmamız gerekiyor? Laboratuvarda kullandığımız malzemeler nelerdir? Hangi elementler faydalıdır, hangi elementler zararlıdır gibi birçok başlıktan bahsediyor olacağız. Sonrasında ikinci ünitede artık kimyanın içine giriş yapıyor olacağız. Neyle? Tabii ki atomla. Atom ve periyodik sistemde ilk yapacağımız şey atom modellerini öğrenmek olacak. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini değerlendiriyor olacağız. Daha önceden de aslında aşina olduğunuz kavramlar bunlar tabii ki. Bunları biraz daha irdeliyor olacağız. Sonrasında atomun yapısından yani katmanlarından, çekirdeğinden, elektronlardan, protonlardan, nötronlardan bahsediyor olacağız. Ve sonrasında da burada kısacık yazılı olduğuna bakmayalım. Uzun uzadıya periyodik sistem üzerine çalışıyor olacağız ki daha önceden zaten aslında periyodik sistemle karşılaşmıştınız. Burada çok daha detaylı bir şekilde görüyor olacağız ve periyodik özelliklerden bahsediyor olacağız. Sonrasında üçüncü ünitemizde ise bizi kimyasal türler arası etkileşimler bekliyor olacak. Burada kimyasal türe yani atom, molekül ve iyon kavramlarına aşinasınız. Bunları biraz daha detaylandıracağız. Buradaki etkileşimleri sınıflandıracağız. Daha önceden iyonik ve kovalent bağ görmüştünüz. Şimdi daha detaylı, daha fazla tür karşımıza çıkacak. Güçlü etkileşimleri iyonik, kovalent ve yeni karşılaşacağınız metalik bağ olarak işleyeceğiz. Zayıf etkileşimler karşımıza çıkacak. Yani fiziksel bağları, hidrojen bağları ve van der Waals bağları olarak işleyeceğiz. Ve değişimleri fiziksel ve kimyasal olarak değerlendiriyor olacağız. Dördüncü ünitemize geçmeden önce ve dördüncü ünitede yine aşina olduğunuz bir konu var karşımızda, maddenin halleri diyeceğiz. Tabii ki katı, sıvı ve gaza hepimiz hakimiz. Bunun öncesinde fiziksel hallerinin genel özelliklerini ve endüstrideki kullanılan bazı hal değişimleri üzerine duracağız. Ardından katı, sıvı ve gazlar üzerindeki temel özelliklerden bahsediyor olacağız ve plazma haliyle de şimdi karşılaşıyor olacağız. Senenin sonunda ise 5. ünite olarak doğa ve kimya ünitesi bizi bekliyor olacak. Oldukça eğlenceli ve hayata dair düşünmemize bize yol açan bir üniteden bahsediyoruz. Suyun bizim için öneminden ve suyun hayatla ilişkisinden bahsedeceğiz. Ardından da çevre kimyası diyeceğiz. Buradaki çevreyi kirleten bazı faktörlerden ve bunlardan nasıl kurtulabiliriz? Bunlar üzerine duruyor olacağız. 5 üniteden oluşuyor senemiz. Oldukça eğlenceli ve oldukça önemli bir sene çalışma süreci bizi bekliyor olacak arkadaşlar. Burada nelere dikkat etmemiz gerekiyor peki? Bütün sene boyunca kimyada biz neler yapacağız, nelere dikkat edeceğiz? Öncelikle arkadaşlar bu sene kimyanın temelini attığımız sene olacak. Yani kimya biliminin içerisine kapısını araladığımız ve ilk adımımızı attığımız sene olacak. Özellikle atom ve periyodik sistem ve sonrasında da etkileşimler kısmı sürekli ve sürekli bizim karşımıza çıkıyor olacak. Öğrendiğin her şeyi ilerleyen yıllarda tekrar tekrar karşına daha genişletilmiş bir şekilde gelecek. Mesela 11. sınıfa geçtiğin zaman periyodik sistemi çok daha detaylı bir şekilde öğreniyor olacaksın. Veya etkileşim türleriyle ilgili her ünitenin altında karşına sorular çıkıyor olacak. Maddenin hallerine her ünitede ihtiyaç duyacaksın gibi 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 sayabiliriz.
Kavramların anlamları bu sene oldukça önemli. Özellikle maddenin halleri kısmında karşımıza çıkacak kavramlardan bahsediyorum. Veya periyodik sistemdeki periyodik özellikler yine çok önemli kavramlar olacak. İyonlaşma enerjisi nedir ya da atom yarıçapı nedir gibi kavramları çok iyi bilmeniz gerekiyor. Ya da maddenin hallerinde buharlaşma ve kaynamanın farkını çok iyi bilmeniz gerekiyor ki ilerleyen zamanlarda bunlarla ilgili çalışmaları daha detaylı ve daha düzgün bir şekilde yapabilelim. O zaman ne diyoruz? Kavram bilgisini çok iyi öğreneceğiz. Başka ne var peki dikkat etmemiz gereken? Kimyada bu sene istisnalar, kurallar kadar fazla arkadaşlar. Yani özellikle periyodik sistemden bahsederken diyeceğiz ki iyonlaşma enerjisi periyodik sistemde sağa doğru gittikçe artar. Ama 3A ve 5A grubunda bu iş değişir diyeceğiz mesela. Ya da elektron ilgisi periyodik sistemde yukarı doğru gittikçe artar. Ama florun elektron ilgisi klordan daha düşüktür gibi gibi birçok istisna var. Ve unutma ki bütün sorular bu istisnalara yönelik sorulacak. Yani tamam kuralları öğreneceksin. Evet kuralları bilmen gerekiyor. Ama bu kuralların yanı sıra istisnaları da çok iyi biliyor olman gerekiyor ki sen gerçekten yüzlük bir öğrenci haline gelebilesin. Dolayısıyla kuralları ne kadar iyi öğreniyorsan istisnaları da o kadar iyi öğrenmen gerekiyor. Ve kimya için arkadaşlar sadece bu seneden bahsetmiyorum. Genel anlamda neden sonuç ilişkisi çok önemli. Neden sonuç ilişkisini kurabildiğin anda senin artık ezber yapmana gerek kalmayacak. Kimya ezberlenen bir bilim olmayacak. Hani kimya genellikle şöyle bilinir. İşte sürekli ezberliyorsun, elementleri ezberliyorsun, bileşikleri ezberliyorsun, ezber böyle bir şey yok. Aslında neden sonuç ilişkisini kurduğun anda kimya çok mantıklı ve çok kolay öğrenilebilen bir ders haline gelecek senin için arkadaşlar. Mesela iyonlaşma enerjisinin neden sağa doğru gittikçe arttığını öğrendiğin zaman artık bunu ezber haline getirmene gerek yok. Evet, sodyumla helyumu karşılaştırdığımız zaman helyumun iyonlaşma enerjisi daha yüksek. Çünkü onun atom çapı daha küçük gibi yorumlar yapabiliyor olman gerekiyor. O zaman bu seneki çalışmalarımızda biz neler yapacağız peki? Senin nasıl kendini bu çalışmalara hazırlaman gerekiyor? Bundan bahsedecek olursak iki tane temel kaynağımız var ve bütün ödevlendirmeleri de bu kaynaklar üzerinden yapıyor olacağız. Her dersten sonra illaki bu kaynaklara gidiyor olacaksın. Peki nedir bu? İlk kaynağımız 0'dan 9'a kimya olacak arkadaşlar. Burada karşımıza şöyle bu birazcık daha konu anlatımlık kitap kaynak olarak değerlendirebiliriz. Şöyle ilk üniteden başlayacak olursak nelerle karşılaşacağız onu görelim. Her sol sayfada bize şöyle bir konu anlatımı var. Özet şeklinde konunun en detaylı, en önemli kısımlarını aslında bize öğreten bir kısım var. Ve her konu anlatımından, her bir kazanımla ilgili bilgi verdikten sonra yanında bizi bekleyen bir sayfa dolusu soru olacak. Bu sorular da aslında burada öğrendiklerimizi pekiştirmemizi sağlıyor olacak. Bu şekilde bize güzelce her bir kazanımı anlatıp sorularını da sorduktan sonra ilerleyen kısmında süzgeç kısmı var. Yani bir bölümü bitirdik. O bölümle ilgili genel soruların olduğu bir test çıkacak karşımıza artık. Ardından ne gelecek peki? Süzgeçler pardon tabii ki. Konu anlatımın devamı olacak. Tarageçler bizi bekliyor olacak. Tarageçlerde bölümle ilgili sorular olacak ve ünitenin sonuna kadar geldiğimiz zaman da bu şekilde devam edip artık ünite testleri bizi bekliyor olacak. O ünite testlerini de bitirdiğimiz zaman aslında zaten bu konuda baya bir yol kat etmiş olduğumuzu göreceğiz. İşte 0'dan 9'ayı tamamladıktan sonra işimiz bitmeyecek ama bir diğer ödevlendirme de tak 9 kimya kitabından gelecek. O yüzden acilen bu kitapları, bu kaynakları elde etmenizi istiyoruz sizden. Ödevlendirmeleri rahat rahat yapabilelim diye. Tak kimya kitabından ne var peki karşımıza çıkacak olan? Yine benzer şekilde konu anlatımı değil de bu defa örnek soru çözümü var. Yani çözümlü bir örnek bizi karşılayacak. Çözümlü örnekten sonra da bir kazanımın çözümlü örneği var. Ardından o kazanımla ilgili iki tane test sorusu, bir tane boşluk doldurma sorusu ve bir tane de yazılı türü soruyla aslında her yönlü olarak bizi hazırlamış olacak. Tabii ki her kazanım için bu devam edecek. Önemli bilim insanları ile ilgili mesela iki tane buna yer vermişiz. Ardından da tarama testleri bizi bekliyor olacak. Tarama testlerini de tamamladıktan sonra ilerleyen aşamalarda artık ünitenin sonuna doğru geliyor olacağız. Üniteyi tamamladığımız zaman ise farklı farklı testler bizi bekliyor olacak. Ne gibi? Burada bizi bekleyen testler, tarama testimiz var. Sonrasında bir tane tekrar testi bizi bekliyor olacak. Tabii ki bazı ünitelerde daha fazla tekrar testi yer alacak. ALFL yani fen lisesine özgü sorularla ilgili karşımıza çıkacak testleri olacak burada. Fen lisesine özgü sorular da orada yer alacak ki kendilerini kulaklarından az bir şekilde gösteriyoruz. Sonrasında ÖSYM tarzında sorular bizi bekliyor olacak ve en sonunda da yazılı tipinde sorularla bizi her açıdan hazırlayan bir kaynak karşımızda olacak arkadaşlar. Tabii ki burada çözemediğimiz soru olursa ne yapacağız? Orada da
kare kodlar bizi kurtarıyor olacak. İki kaynağımızda da bu kare kodları kullanarak sorunun çözümüne, bizim direkt sesimizden dinleyebileceğiniz çözümüne ulaşmanız mümkün olacak. Bu şekilde de seneyi çok güzel bir şekilde hep birlikte atlatıyor olacağız. O zaman ödüllü sorumuzu cevaplandıralım ve yorumlarda paylaşmayı ihmal etmeyelim. Hepinize sağlıklı günler ve tekrar görüşmek üzere diyorum.